Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cilt bakımında kilit cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim size. Her zaman elinizin altında olması gereken, bittikçe almanız gereken ve cildinizde gerçekten radikal değişiklikler yapabilecek cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Bu ürünler böyle gerçekten elinizin altında olsun. Benim 6 senedir çektiğim videoların hepsinde bu cilt bakım ürünlerini zaten görüyorsunuz. Ve ne işe yaradığından da bahsedeceğim. Hepsinin böyle içeriklerinden. Benim kullandığım, sevdiğim markalardan bahsedeceğim. Uzun bir video olacak büyük bir ihtimal. O yüzden hemen başlayalım diye düşünüyorum. Bir de bazı içeriklerden bahsedeceğim. Her rutin herkese iyi gelmiyor. Bunlardan bahsedeceğim. Başlayalım. Bunun bir de saç versiyonunu çekeceğim. Saçtan da çok muzdarip olduğum için, saçtan ve kaştan çok muzdarip olduğum için çok fazla isteniyor çünkü. Bence bu konuda da bayağı bir tecrübeliyim çünkü ilaçlardan falan çok fazla döküldüğü için saçlarım. İlaç dökülmesi çok farklı bir vaka yani hormonlardan da farklı olarak döküldüğü için. Hormonlarda ve eğer vitamin eksikliğiniz varsa doktorla çözüyorsunuz. Doktora gitmeniz gerekiyor. Keza gene ilaçta da öyle ama fayda gördüğüm saç ürünlerinden bahsettiğim ekstra bir video çekeceğim bu arada. Benim gibi benim durumumda olanlar varsa yine doktorla tedavi süreçlerinde faydalanırlar. Doktorlarına sorarlar. O şekilde faydalanırlar diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Temizleyicilerle başlayacağım. Yıllardır şeyden bahsediyoruz işte çift aşamalı temizlikten bahsediyoruz ve çift aşamalı temizliğin öneminden bahsediyoruz. Ya bazı temizleyici kullanabilen var, kullanamayanlar var. Cilt bakımı piyasası bu çift aşamalı temizlik konusunda da ayrılıyor tabii ki. Daha doğrusu ya bazı temizleyici konusunda ayrılıyor. Sert sürfaktanlar içermeyen temizleyiciler özellikle kimyasal filtreli güneş kremleri kullanıyorsak ve ciddi ağır makyajlar yapıyorsak çift aşamalı temizlik her zaman çok önemli. Hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Yani gerçekten başka türlü arınmıyor çünkü cilt. Bu durumda da yağ bazlı temizleyici herkese iyi gelmeyebiliyor. Bunu zaten senelerdir söylüyoruz. Ve senelerdir de benim zaten videolarımda misal suda görüyor oluyorsunuz. Şimdi benim biraz sağlık problemlerim de olduğu için her zaman böyle çift aşamalı temizlik yaldır yaldır yapabiliyor olmuyorum. Bazen çift aşamalı temizliği tek aşamada yapan temizleyiciler kullanıyorum. Bazen misal su ve su bazlı temizleyici kullanıyorum. Genelde ama benim rutinimde yağ bazlı temizleyici ve su bazlı temizleyici görüyor oluyorsunuz. Glitter vesaire de kullandığım için misal su her zaman elimin altında oluyor. Ama bazı ciltler çok hassas oluyor ve sivilcelenmeye çok müsait oluyor. Ve yağ bazlı temizleyici emülsiyon haline getirilene kadar çok fazla cilt ovalandığı için aslına bakarsanız işte 1 dakika boyunca ovalamanız gerektiği için bazen çok fazla ciltte hassasiyet yaratabiliyor. Sivilceli cilt, ondan sonra hassas cilt, yağ bazlı temizleyici. Aslında doktorların söylediği şey bu. Hassas cilt uygun olmayabiliyor. Bu durumda iyi bir misal su ve arkasından su bazlı temizleyici sizin için kurtarıcı olacaktır. Benim de zaten videolarımda senelerdir misal su görüyor oluyorsunuz. Çift aşamalı temizlikte işte misal su da kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. En iyi misal su açık ara arkadaşlar biliyoruz ki Bioderma markasının misal suyu. Hem göz çevrenize hem dudak çevrenize kullanabildiğiniz, hem gözünüzdeki waterproof makyajı bile çıkaran, içeriği muazzam, işte salatalık özleri bulunan DFA kompleksi bulunan ve cilt bariyerinizi koruyan ve cilt bariyerinizin toleransını da arttıran bir misalsi. Zaten doktora gittiğinizde Bioderma'nın ilk önereceği temizleyicilerden biri. Benim doktorum da ilk bana, benim lisede bile kullandığım bir üründü bu. İlk önereceği ürün Bioderma'nın misal suyu oluyor. Eğer cildiniz çok hassassa, aşırı hassassa hayatınızda heyecan aramayın zaten. Bioderma'nın misal suyunu alın. Arkasından da bir su bazlı temizleyiciyle, bunu zaten ben bir Reels olarak da paylaşmıştım. Su bazlı temizleyiciyle de temizleyebilirsiniz. Kimyasal filtreli güneş kremleri, ondan sonra güneş kremi hayatınızın bir parçası olsun zaten. Temel cilt bakımının bir parçası olsun ve eğer ciddi anlamda işte makyaj vesaire de yapıyorsanız başka türlü arınmıyor cilt maalesef ki. Özellikle şu çene hattınızı temizlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şeyi soruyorlar işte yağ bazlı temizleyici. Ben yani yağ bazlı temizleyici kullanmaya devam ediyorum. Misal suyum da her zaman elimin altında oluyor. İnsan her zaman aynı performansla cilt bakımı yapmıyor. Yani yapamıyor maalesef ki. İşte mesela bir hastalık geçirdim. O noktada işte insan şey istiyor. Tek aşamada bir temizlik yapsın istiyor cildinde. O noktada bu ürünler gerçekten hayatınızda kurtarıcı oluyor. Yani haftanın 7 günü tam performans cilt bakımı yapamıyor olabiliyorsunuz. Ya da hayatınız aynı senkronda, mükemmel bir şekilde ilerlemiyor. O da bir hayatınızda bir motivasyon sonuçta. Bioderma'nın temizleyicisi hiçbir şekilde zaten gözenekle tıkamayan bir ürün olduğunun altını çizeyim. Bir diğer ürün
temizleyicilerle devam ediyorum. Şimdi su bazlı temizleyicilerden detaylıca bahsetmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten hepimiz bu konuya artık çok hakimizdir. Enzim peelingler. Enzim peelingleri özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü çok yanlış kullanılıyor enzim peelingler. Aslında hani daha asitlere göre, asit içeren ürünlere göre çok daha az hassasiyet yarattığı, ondan sonra herkes kullanabilir vesaire diye. Bunu bu sefer insanlar her gün kullanmaya başlıyorlar. Fakat aslında arkadaşlar haftanın 1-2 günü kullansanız yeterli gelecek ürünler bunlar. Enzim peelinglerde keza yine aynı şekilde. Enzim peelingde elinizin altında olsun diyebileceğiniz, özellikle eğer böyle ölü deri arındırmak istiyorsanız ya da böyle glass skin bir cilt istiyorsanız enzim peelingde elinizin altında olsun diyeceğiniz temizleyicilerden biri. Tabi her enzim peeling iyi olmuyor. Bir sürü enzim peeling denedim ben piyasada. Şimdi içinde renklendirici olanlar var. Çok böyle tanecikleri kalın olanlar var. Yüzünüzde mikro çiziklere sebebiyet verebilecek olan enzim peelingler vesaireler var. Fiyat performans olarak en iyi ulaşılabilir şu an. Gerçekten inanılmaz arttı fiyatlar. İndirime giriyor vesaire diye değerlendirirsek ve içerik olarak baktığınızda yine bir dermakozmetik markası Cosmed'in enzim peelingi. Çok başarılı papaya enzimi var içeriğinde. Ölü derileri arındırma, ondan sonra kapalı komedonlar üstünde siyah noktaları engelleme konusunda gerçekten en başarılarından biri Cosmed. Cosmed'i zaten senelerdir kullanıyoruz. Videolarımda da görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. İlk benim kullandığım enzim peelinglerden biri Cosmed'ti. Cosmed'in hatta ilk içinden kaşık çıkıyordu. Kaşığı şey yaptılar. Normal toz şeklinde dökülüyor. Çok daha iyi oldu bu arada. Ve yapısı çok ince arkadaşlar Cosmed'in. Bunu da story'de göstereceğim tekrar. Yapısı çok ince. Elinize birazcık alıp köpürtüp kullandığınızda çok güzel bir şekilde cildinizi arındırıyor. Özellikle böyle asit kullanamıyorsanız, gençse yaşınız, hemen kimyasal peelinglere saldırmanıza gerek yok. Yaşınız gençse işte. Çünkü çok fazla da bir furya var gerçekten. Böyle bir kırmızı peelingler, ondan sonra EHA'lar, BHA'lar. Hayatınıza hemen bunları katmanıza gerek yok. Özellikle işte siyah noktam var, kapalı komedonum var dediğiniz noktada hemen herkese böyle bir EHA kullandırma, BHA kullandırma. Özellikle yaşınız gençse hiç gerek yok arkadaşlar. Enzim peelingleri haftada 1-2 gün rutininize eklediğinizde zaten hem cilt bariyeriniz zarar görmez hem de en iyi şekilde kapalı komedonlarınızdan da siyah noktalarınızdan da kurtuluyor olursunuz. Hem de cildiniz böyle glass skin gözüksün, parlak gözüksün, ölü derilerden arınsın istiyorsanız. Bu arada benim mesela bir retinol rutinim var ve ölü derilerden arındırmak istiyorum. Çünkü cildimde mikro soyulmalar oluyor. Bunun için de bir asitli temizleyici yerine enzim peeling tercih ediyorum. Hani peelingim yok şu an. Onun yerine mesela enzim peeling kullanıyorum. Çok daha güzel oluyor bu arada. Hem hassasiyet de yaratmıyor cildimde. Aklınızda olsun, bir enzim peelingin rutininizde yer bulması sizin için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Benim en fayda gördüğüm ürünlerden biri, bunu zaten senelerdir söylüyorum bu arada. Mist serum spreyler, çok amaçlı spreyler. Bunun en güzel örneğini Dalba yaptı arkadaşlar. Özellikle çok kuru bir cilde sahipseniz söyleyeceğim bunu. Böyle bazen gerçekten cilt bakımı yapmak istemiyorsunuz yani. Bunu ben babam beyin kanaması geçirdiğinde yaşadım. Fakat cildinizin stabil kalması gerekiyor. Yani babam beyin kanaması geçirmişti, biraz daha düzelmişti ama kalkıp bir cilt bakımı yapacak motivasyonunuz olmuyor. Ya da sevgilinizden ayrılmış oluyorsunuz ya da işte hayata karşı inancınızı yitirmiş oluyorsunuz vesaire. Cilt bakımı yapacak motivasyonunuz olmadığında bir spreyle cildinizi stabil tutmanız gerekiyor. Yani yine de hani kurumasın cildiniz, anladınız mı? Pul pul dökülmesin ve cildiniz hala parlamaya devam etsin noktasında. Bu sprey serumlar arkadaşlar kurtarıcı oluyor. Ve en başarılıları Dalba. Net, açık ara. Eğer cildiniz kuruysa, eğer yağlı ya da karmadan yağlıya dönük bir ciltse size iyi gelmeyecektir. Bu ürünün aslında şimdi bu avokado yağlısı vesaire içeren, ondan sonra ginseng içeren versiyonu Türkiye'ye geliyor. Bir de bunun aslında gül özleri içeren versiyonu var. O karma cilde de çok iyi geliyor ve sakinleştirici içerikler var. Siz de eğer böyle karma bir cilde sahipseniz, ben kuru bir cilde sahibim ama sakinleştirici içeriklere sahip olan versiyonu daha fazla seviyorum. Çünkü böyle avokado yağı içeren versiyonu sanırım birkaç kişi de kapalı komedon falan da yapmış ama o versiyonunu da çok fazla kullanıyorum. Pul pul dökülüyorsa cildiniz ve fondötenle böyle pul pul kek gibi görüntü oluyorsa onun üstünden bir geçtiğinizde de spreyle harika gözüküyor cildiniz bu arada. Muazzam gözüküyor gerçekten. Dalba'nın harika ürünleri var bu arada. Güneş kremi bence muazzam. Ondan sonra cushion fondötene muazzam. Yani
kullandığım en iyi gözüm fondöten. Cildinizi stabil tutmak istiyorsanız kesinlikle elinizin altında böyle bir sprey serum olsun arkadaşlar. Dediğim gibi hayatta her zaman böyle bir motivasyonunuz olmuyor cilt bakımı yapacak. Bu benim hayatımı kurtaran ürünlerden biriydi hep. Böyle pıs pıs sıkıyordum. Hep cildim arkadaşlar cilt bakımı yapmış gibi böyle pasparlak, harika, muazzam bir şekilde kaldı. Anti-aging etkisi de çok yüksek bir ürün. Yani retinol sürmesem de, ondan sonra ginseng serumumu, peptiz serumumu sürmesem de en azından bir 10 gün beni idare ediyor. Yani öyle söyleyeyim. Verdiğim her kuruşa değiyor. Mesela hyaluronik asit serumdan sonra en fazla bitirdiğim ürün Dalba'nın bu serum spreyi. Kilit böyle bir kendinize serum spreyi belirleyin. Bu ürün de onlardan biri. Özellikle kuru, çok kuru cilde kışın bu ürünü tavsiye edeceğim. Böyle arada hatta cildinize güneş kreminizin, fondötenizin üstüne böyle bir yenilemek için kullanın. Bir diğer içerik arkadaşlar seramit içeren kremleriniz mutlaka elinizin altında olsun. Özellikle yaş almaya başladığınızdan itibaren çok önemli olduğunu fark edeceksiniz. Yani yağlı bir cilde de sahipseniz, kuru bir cilde de sahipseniz seramit içeren kremler hayatınızı kurtaracak. Öyle söyleyeyim size. Hem cilt bariyeri rutininizde olsun hem anti-aging rutininizde olsun seramit içeren kremler. Seramit içeren kremler cilt bariyerinizi onararak cildinizin daha genç kalmasını yani sağlıklı bir cilt bariyeri genç bir cilt demek aslına bakarsanız. Yani hepsi birlikte. Ve retinol kullanıyorsanız ya da asit rutininiz varsa bir kez şunu deneyin. Size benden tavsiye yani. Bu da benim kendi dermatoloğumun tavsiyesi. Bana dedi ki retinolünle beraber seramit içeren krem kullan. Bak farkı dedi yani inanılmaz dedi retinolün etkisini arttırıyor. Yani aslında hiç bunu düşünmemiştim daha önceden. Fakat anti-aging etkisini inanılmaz arttırıyor arkadaşlar. Müthiş oluyor. Hem de cildinizdeki hassasiyet de çok düşüyor ve cildiniz daha parlak, daha sağlıklı gözüküyor. Benim cildim böyle hep herkes şey söylüyor. Yani sen bu fondöteni sürüyorsun ama senin cildin normalde de çok parlak gözüküyor. Seramikli krem kullanmaya başladığımda retinolümle beraber seramit içeren kremler kullanmaya başladığımda kesinlikle çok daha o cildimin canlılığı, sağlıklı gözükmesi vesaire çok daha farklı bir boyuta geçti. Onu söyleyebilirim size. Geçirgenliği, koruyuculuğu, yaşlanmışlığı, ama karşıtı, görevi vesaire seramikler harika çalışıyorlar. Benim en sevdiğim ve içeriğini, formülünü herkese, her cilt tipine uygun bulduğum ve günlük olarak kullanabileceğiniz en güzel krem ve elimde en fazla gördüğünüz Fresh Lab'ın %46 centella suyu içeren nemlendirici kremi. Cildinize sürdüğünüz an zaten suya dönüşüyor ve çok konforlu. Makyajınızın altına dahi kullanabileceğiniz, ben sabahleyin de kullanmayı seviyorum, akşam da kullanmayı seviyorum. Özellikle karma ve yağlı cilt de çok konforlu kullanacaktır. Sadece kışın çok kuru cilde ben bununla nemlendireyim dediğiniz noktada yetmeyecektir. Ama karma cilt, yağlı cilt çok severek kullanacaktır. Ben çok severek kullanıyorum ama hani sadece bununla nemlendireyim cildimi demiyorum yani. Onu söyleyeyim size. Hyaluronik asitler vesaireler kat kat zaten ürün uyguladığım için çok başarılı seramit içeren işte santalya suyu da içeren özleriyle formülize edilmiş bir nemlendirici. Benim için mesela sürekli aldığım sürekli yedekli olan bir nemlendirici seramit içeren. Bununla beraber daha kalın seramit içeren bir nemlendirici ya da uyku maskesi isterseniz daha çok kuru bir cildim var Yağmur. Pul dökülüyor. Ben çok kalın bir ürün istiyorum. Cildimde böyle kadife gibi yapsın dediğiniz noktada. Pluton'un uyku maskesini ve Pluton'un yine aynı şekilde seramit içeren bir serisi var nemlendirici. Pluton'un ürünlerini tercih edin arkadaşlar. Özellikle çok kuru cilde. Pluton bu konuda seramit içeren nemlendirici ve uyku maskesi formülize etme konusunda muazzam. Pluton'un uyku maskesi seramit içeren özellikle cilt bariyerinizi onarma ve sakinleştirme konusunda uyku maskeleri konusunda açık ara en iyisi Pluto. Tabii ki fiyatı çok daha yüksek ama özellikle çok kuru, pul pul dökülen bir cildiniz varsa hemen bunu bir hafta içinde çözebilen, yeni bir retinole başlıyorsunuzdur, çok emin değilsinizdir vesaire, ona karıştırıp kullanabilirsiniz vesaire. Net bir şekilde söyleyebileceğim. En iyi seramit formülüne sahip uyku maskesi ve kremi Pluto'nun. Pluto'yu zaten uyku maskesini haftada 1-2 kez kullansanız yeter. O günlük kullanıma uygun bir şey değil uyku maskesi. Ama nemlendiricisi var. Nemlendiricisini daha işte haftanın 3-4 günü kullansanız yine çok kuru cilt dahi yeterli olacaktır. Yatıştırıcı cilt bakım serumlarınız arkadaşlar her zaman elinizin altında olsun. Bunlar böyle zaten özellikle asit içeren
ürünler kullanıyorsanız, işte retinol kullanıyorsanız. Mesela geçen bir takipçim yazmış. Yağmur, fide yaptım ve cildim yandı. Normalde de hep fide yaparım ve hiç böyle bir sorun yaşamadım. Büyük bir ihtimal işte kil maskenizi değiştirirsiniz, işte asit toniğinizi değiştirirsiniz, BHA içeren. Ya da o dönem cildiniz çok hassastır arkadaşlar. Her ne kadar belli olmuyor. Bazen çok soğuğa maruz kalıyoruz. Soğukta da cilt bariyerimiz mahvoluyor. Hemen arkasından geliyor işte fide yapıyoruz. Ya da işte bir 2 dakika daha fazla tutuyoruz asidi ya da işte o anki kullandığımız yağ bazı temizleyiciyi cildimiz tolere etmiyor. Çok daha fazla ovalıyoruz. Bilmiyorum yani hani o an bağışıklığınız düşük oluyor vesaire cilt bariyerinize hasar verebiliyorsunuz. Bu noktada cilt bariyeriniz bozulduğunda tabii ki doktora gitmeniz gerekiyor. Bu arada bana çok fazla mesaj geliyor. Yani bu cilt bariyerim bozuldu ne yapmalıyım işte. Bu noktada kozmetiklerle hiçbir şey çözülmez. Cilt bariyeriniz bozulduğunda doktora gitmek zorundasınız. Doktorunuz ilaç verecek, ilaç kullanmak zorundasınız. Ama cilt bariyerinizi korumak için sakinleştirici, yatıştırıcı içerikler her zaman serumlar yani o sağlıklı cilt bariyerini korumak için her zaman elinizin altında olsun. Seramikler. Seramikler bunların başında geliyor. Bununla beraber yeşil çay içeren serumlar, papatya içeriğine sahip serumlar, tonikler, kremler, centella içeren, niasinamid içeren kremler ve serumlar tercih edebilirsiniz. Benim en sevdiğim ürünler Isntree'nin yeşil çay içeren serumu mesela. Muazzam. Yani gerçekten özellikle dermatit, egzama gibi bir probleminiz varsa ve dönem dönem özellikle kış aylarında benim gibi azıyorsa, cildiniz mahvoluyorsa Isntree'nin şu an 1000 TL gibi bir şey oldu serum sanırım. 375 falandı. Diyordum ki of çok pahalıya alıyoruz falan diyordum. Şu an 1000 TL oldu. Isntree'nin markasının 177 yeşil çay özü bulunan ve fermente içerikler bulunan serumunu öneririm. Özellikle her cilt tipi kullanabilir. Cildinizde yağ ve nem dengesini de sağlıyor. Kuru ciltte kullanabilir, yağlı ciltte kullanabilir. İnanılmaz bir serum arkadaşlar ve dermatit egzama atağı geçirmiyorum ben bu serumu kullanırken. Yani öyle söyleyeyim size. Hani normalde ben her sene dermatit egzama atağı senede bir iki kez geçiririm. Bu serumu kullanırken geçirmiyorum. İnanılmaz güzel yatıştırıyor. Böyle özellikle asit ya da retinol rutiniz ya da ikisi bir beraber varsa çok güzel bir şekilde sakinleştiriyor. Sizin de böyle kilit bir cilt bakım ürününüz cildinizin anlaştığı olsun. Yani bu evet çok pahalı ama yatırımlık. Ya sonuçta sizin cildiniz çok değerli. Öyle düşünün. Ve buna evet ben buna bu kadar bütçe ayıracağım deyip bunu ayırın. İçindeki ham madde kalitesi çok önemli çünkü bu tarz ürünlerde kullandığınız. Isntree de en başarılarından biri. Son dönemde kullandığım serumlardan beni çok şaşırttı gerçekten. Bioderma markasının bir serumu var. Oda çayı içeren göreceksiniz. Sensibio serisinin kırmızı ada çayı ekstresi içeriyor içeriğinde. Antioksidan oranı çok yüksek. Yine yağlı bir hissiyat bırakmıyor ve her cilt tipi kullanabiliyor. Bunu ben cilt bariyeri rutinimde kullanmaya başladım. Sakinleştirmesi, ondan sonra yağlı hissiyat bırakmaması, her cilt tipine uygun olması, süt kıvamında bir ürün gerçekten ve muazzam. Bioderma'nın çoğu ürünü çok başarılı zaten. Bunun bir de hyaluronik asit serumunu açtım ben. Bunun hyaluronik asit jel formda bir hyaluronik asitini kullanıyordum Bioderma'nın. O bitince şeyi kullanmaya başladım. Normal serum formda olanını kullanmaya başladım. O da çok başarılı bu arada. Aklınızda olsun. Bioderma markası zaten dermakozmetik çok güzel bir marka. Özellikle hassas bir cilde sahipseniz, çok hassas bir cilde sahipseniz var. Hani her markayı kullanamıyorsanız Bioderma'yı tercih edebilirsiniz. Bu cilt bariyerinize destek olacak ve yine aynı şekilde eğer asit rutininiz, retinol rutininiz ya da sene içinde bu tarz dermatit egzama ataklarınız oluyor ve cildinizi stabil tutmak istiyorsanız, tedavi edici değil kesinlikle ama cilt bariyerinizi stabil tutmak ve güçlü tutmak ve cilt bariyerinizdeki toleransı arttırmak istiyorsanız bu serumları tercih edebilirsiniz. Bunlar RGS'i çok güçlü ondan sonra ve içeriği çok iyi serumlar arkadaşlar. Yine DHA kompleksi içeren ve cilt bariyerinizi güçlü, tetrapeptit 10 olan çok başarılı serumlar dediğim gibi. Hiçbir şekilde komedon yapacak ondan sonra cildinize herhangi bir sıkıntı yaratacak ürünler değil. Dediğim gibi yağlı bir hissiyat bırakmıyor. Çok hızlı bir şekilde cildinizde emiliyor. Cilt bariyerinizi destekleyecek çok fazla içerik bulunuyor içeriğinde. Bir diğer kilit cilt bakım ürünleri arkadaşlar asit içeren kil maskeleri. Şimdi düz kil maskeleri kullanıyoruz vesaire ama herkes fide yapmaya uygun değil. İşte fide de bazen cilt bariyerinizi mahvedebiliyorsunuz. Asit içeren kil maskeleri gerçekten hayat kurtarıyor. Bunlar
Gerçekten böyle eğer siyah nokta gözenek probleminiz varsa çok iyi asit içeren kil maskeleri var. Bunlar işte Cosmed'in sülfür salisilik asit içeren kil maskesi. Benim en sevdiğim. Bunu bir sivilcenizin üstüne akşamdan sürerseniz sivilcenizi de söndürüyor. Şimdi hem bentonit hem kaolin kili var. Çok güçlü kil maskeleri. Bunlar sakın feed metodunda da kullanmayın. Cildinizi yakarsınız arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bununla beraber Misha'nın kırmızı kil içeren hem EHA hem BHA içeren. Bunun içinde Misha'nınkinde hem EHA hem BHA içeriyor. Bu arada Cosmed'inki de Misha'nınki de genelde asit içeren kil maskeleri çok güçlü oluyorlar ve kuru ciltte çok uygun olmuyorlar. Kuru cilt daha böyle eğer siyah nokta, sivilce problemi yaşadığı bölgeler işte burun bölgesi ya da işte çene hattına kuru cilt de sivilceleniyor biliyorsunuz hormonal problemi varsa o bölgelere uygulasın. Karma ve yağlı cilde çok daha uygun oluyor bu tarz maskeler. Çok güçlü oluyorlar çünkü. Eğer çok hassas bir cildiniz varsa tüm yüzünüze uygulamayın. Misha da çok güçlü bir maske ve cildinizi kurutabilir. Eğer çok kuru bir cildiniz varsa kurutabilir. Misha'nın da içinde işte çok güçlü killer var ve aynı zamanda EHA ve BHA de var. Bununla beraber Dermoskin maskesinin de salisilik ve sülfür içeren kil maskesi var. O da çok güzel. Eğer siyah nokta sivilce probleminiz varsa bu 3 maskeden birini bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Ben Cosmed'inkini çok başarılı buluyorum. Özellikle sivilcenizin üstüne sürdüğünüzde söndürüyor. Bunu hep söylüyorum zaten. Misha'nınkini de çok fazla kullandık. Fakat Misha'yı açtıktan sonra mutlaka kardeşinizle, arkadaşınızla falan birlikte kullanın arkadaşlar. Çünkü kuruyor. Açtıktan, hava aldıktan sonra kuruma gibi bir sıkıntısı oluyor. Bunu sadece ben yaşamadığımı biliyorum. Çünkü Misha'yla alakalı çok fazla çok seviyorum, alıyorum. Fakat kuruma problemi her seferinde yaşıyorum. Her seferinde de takipçilerimle bunu konuşuyoruz. Ama almaya da devam ediyorum. Almaya da devam edeceğim. Güzel bir ürün çünkü. Ciltte ağırlık yapmayan nemlendiricileriniz mutlaka olsun arkadaşlar. Jel formda her güne uygun. Cildinizde hem makyajınızın altına kullanabileceğiniz hem güneş kreminizi silip soymayacak. Jel formda özellikle yağlı ciltler ve karmin ciltler cildini nemlendirmeyi atlıyorlar. İşte benim cildim zaten yağlı. Nemlendirmeme gerek yok gibi bir algı var biliyorsunuz toplumda. Öyle bir şey yok. Her cilt nemlendirmeli. Eğer siz cildinizi nemlendirmezseniz cildiniz daha fazla yağlanmaya, daha fazla sebum üretmeye devam edecek ve bu bir kısır döngü haline gelecek. Mutlaka cildinizde hangi cilt tipine sahip olursanız olun, hafif jel formda nemlendiricileriniz mutlaka elinizin altında olsun. Bunlar işte Rashlab olabilir, Isntree markasının olabilir. Mia Clinica'nın uyku maskesini de tercih edebilirsiniz. Aslında Mia Clinica'nın uyku maskesi olarak geçiyor ama jel formda çok güzel bir nemlendirici ve makyaj bazı aynı zamanda. Ve Jumison markasının prebiyotik içeren, yine her cilt tipi kullanabilir diyor ama özellikle kuru cilde çok çok harika olan Jumison'un prebiyotikli, hyaluronik asitli bir nemlendiricisi var. Cilt bariyerinize de çok destek bir ürün bu. Çok hafif yapıda bir ürün. Özellikle kış aylarında ben çok hafif bir nemlendirici istiyorum ama işte cildimdeki o pul soyulmayı durdursun istiyorum. Ondan sonra şöyle ciltler olabiliyor bazen işte. Çeneme başka nemlendirici, burnuma başka nemlendirici kullanacağım neredeyse falan dediğiniz noktada Jumison'un nemlendiricisini kullanabilirsiniz. Bir nemlendirici mutlaka elinizin altında her güne kullanabileceğiniz ve sivilce yapmayan, cildinizle anlaşan bir nemlendiriciniz mutlaka olsun. Ve konforlu bir güneş kremi belirleyin kendinize ve sürekli düzenli olarak onu alın. Benim birkaç tane var işte Dalba. Mesela düzenli biz Ekin Su ile beraber sürekli Dalba. Ekin Su Dalba'ya aşık yani. Sürekli alıyorum ona da veriyorum. Dalba, Graceday. Benim cildim kuru. Ekin'in cildi Karma. Bunları ortak kullanabiliyoruz. Dalba, Graceday, Busta. Bunlar Kore markaları. Ondan sonra uygun fiyatlı olarak Mia Clinica çok güzel bir güneş kremi. Lavitin güneş kremini de çok seviyoruz. Karma ve yağlı cilde çok uygun. Mineral ve kimyasal filtreler var. Mia Clinica'nın güneş kremi kuru cilde çok uygun bir güneş kremi. Uygun fiyatlı yine aynı şekilde. Çok güzel güneş kremleri var. Ben güneş kremi linkimi aşağı bırakırım. Şu an aklıma gelmiyor. Selfusion C. Selfusion C'ler muazzam güneş kremleri. Hani hangisi indirime giriyorsa açıkçası o dönem çok fazla güneş kremi bitirdiğim için ama herkesin en fazla sıkıntı yaşadığı işte cidden sevgi gibi soyulması, beyazlık bırakması oluyor. Özellikle cilt bakımını yeni başlayan arkadaşlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Güneş kremi kullanmak zul geliyor ama sizin hayatınızda yani her şeyi bir kenara bırakın cildinizi temizlemek, nemlendirmek ve güneş kremi sürmek sizin hayatınızın bir parçası olmak zorunda arkadaşlar. Başka bir şey yapmasanız da yani işte asit kullanmasanız da, kil maskesi yapmasanız da, onu yapmasanız da, sakinleştirici içerik kullanmasanız da siz bunları yap işte nemlendirin, güneş kreminizi sürün, temizleyin. Yani bu başka bir şey yapmasanız da olur. Ve tonikler arkadaşlar. İyi tonik
hayat kurtarıyor. İyi tonik çok önemli gerçekten. Ben tonik konusunda çok seçiciyim. Belli tonikleri çevirip çevirip kullanıyorum. İşte bunlar Nocifik, Fresh Herb, Kane markasının kombucha toniği. Uygun fiyat çok tonik kullanmayı sevmiyordum. Zaten rutinlerimde de evet uygun fiyatlı çok güzel serumlar var görüyorsunuz. Ama uygun fiyatlı tonik son dönemde gördünüz. Cosmin toniği, hyaluronik asit. İlk defa gerçekten cildimde serum etkisi. Ben serum etkisi yaratan tonik severim. Ve sonrasında işte serumların etkisini arttıracak ve cildim kuru olduğu için hem sakinleştirsin istiyorum, cilt bariyerime bir etkisi olsun istiyorum, hem işte serumların emilimini arttırsın. Ama hani dümdüz bir tonik sürdüm, ne oldu falan, cildimin pH'ını düzenlesin değil, zaten kullandığımız ürünlerin pH'ı düzgün arkadaşlar, yani artık o orada değiliz yani. Dolayısıyla işte Cosmin hyaluronik asit toniği mesela ben muazzam çok beğendim. Lavit'in toniğini de çok beğendim. Benim cildim kuru olduğu için nemlendirmesini, sakinleştirmesini, Cosmin özellikle çok çok beğendiğim toniklerden biri oldu. Asit toniklerden verim alabiliyorsunuz uygun fiyatlı. Ama sakinleştirici ve nemlendirici toniklerden uygun fiyatlı çok fazla verim alamıyorsunuz. Benim uygun fiyatlı en beğendiğim sakinleştirici ve yatıştırıcı tonik Cosmin bu arada. Diğerleri de özellikle ya ben para vereceğim, benim bütçem var dediğiniz noktada Kane markasının kombucha toniğine bakın, Nocifik'e bakın eğer stokta yakalarsınız. Evet, kilit bakımı, cilt bakımı ürünleri bunlar arkadaşlar. Güneş kreminiz, nemlendiriciniz, asit içeren kil maskeleriniz. Cilt bakımı yapamadığınızda her zaman elinizin altında olsun dediğiniz işte bir serum spreyiniz. Bunlar olsun arkadaşlar ve cilt bariyerinizi, cildinizi sakinleştirecek serumlarınız olsun diyorum ben. Çünkü bunlar hayat kurtarıyorlar gerçekten. Cildinizin her zaman nasıl davranacağını kestiremiyoruz maalesef ki. Dediğim gibi bazen çok soğukta kalıyoruz, işte bazen oluyor yani hani cilt toleransınız düşüyor vesaire. Cilt bariyeriniz bozulabiliyor. Cilt bariyeriniz bozulduğu noktada da hiçbir bloggerdan ya da youtuberdan medet umuyoruz ve doktora gidiyoruz arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Çok önemli bir şey. Çünkü bazen antibiyotik kullanmamız gerekiyor. Kortizol kremler kullanmamız gerekiyor. Reçeteli şeyler kullanmamız gerekiyor. Hiçbir kozmetik cilt bariyerimize düzeltmez. Bu konuda sizden önce bu hataları yaptım. Kendi kendime düzeltmeye çalıştım. Ve bu bize yol su elektrik olarak çok daha kötü bir şekilde dönüyor. O yüzden doktora gitmek çok önemli. Yani herkes şunu söylüyor, diyor ki işte doktorlar ilgilenmiyor vesaire. Evet, bunu ben de yaşadım arkadaşlar. Ama doğru insanı, doğru doktoru. Ya maalesef enerjinizin tuttuğu işte sonuçta doktorlar da robot değil yani arkadaşlar. Günün sonunda. Onlar da birer insan yani. Onların da sorunları oluyor, şey oluyor. Prenses gibi davranılmasını istiyorsunuz kendiniz ama onların da sıkıntıları var yani. Öyle düşünün. Neyse, hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir şeyleri daha erken görmek isterseniz TikTok'tan ya da Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Görmek istediğiniz diğer içerikleri de yılın favorilerini vesaire çekeceğim zaten. Bunun haricinde görmek istediğiniz içerikleri de aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizin isteklerinize, arzularınıza öncelik tanıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.